Kahraman TV takipçileri, biliyorsunuz birkaç haftadır cumartesi günleri İş Dünyası adı altında bir programa başladık. Yani haber bülteninin akabinde bir de yani cuma günleri haber bülteni, cumartesi günleri İş Dünyası adı altında bir program formatına başladık. Bir hafta aksattık ama tabii bu pandemiden dolayı bazen yasaklar, işte son dakikada yasaklar ortaya çıkıyor biliyorsunuz. 23 Nisan dolayısıyla cuma günü de kapalı. O yüzden çekimi bugünden yapalım dedik. Pazara bir gidip geleceğiz 5-10 dakikaya. Tamam abicim, sıkıntı yok. Yol hepimizin. Bugün neredeyiz? Görüyorsunuz hareketli bir ortam var. İşte evet. Arabasını park edenler. Bugün Seyfettin İnce Caddesi'nin girişinde işte Karaşahin Demir Ticaret'in tam karşısındaki bir GSM firmasındayız. Cadde iletişimde Sayın Murat Okatan'la beraberiz. Şimdi Murat kardeşimiz yeni nesil GSM'cilerden. Artık gençler biliyorsunuz yani. Evet. Bunlar artık Z kuşağı mı, S kuşağı mı neyse. Yani bunlar biliyorsunuz hayatımızın vazgeçilmezi olan. Olmazsa olmazlardan. Telefonlarımızla, bu telefonlarımızın aksesuarlarıyla, makinalarla, bunlarla ilgileniyorlar. Bizim bunlara çok fazla kafamız çalışmıyor ama gençler daha iyi. Yani çok daha iyiler. Sayın Murat Okatan'la beraberiz Cadde iletişimde. Şimdi ben Murat Bey'e önce şunu sormak istiyorum. Yani bu sektörün içinde kaç yıldır var? Kaç yıldır? Aşağı yukarı 4 yıldır biz bu sektörün içindeyiz. Başlayalı. Bu sektöre ilk adım attığımızda dekor iletişim, Ramazan Şaşmaz'ın yanında başladık. Orada büyüdük, orada ustalaştık, orada çıraklığımızı tamamladık. Ramazan Bey'in de çok büyük emeği vardır bunlarda. Sağ olsun, var olsun. Hala da destekleri vardır, desteklemeleri vardır. Allah razı olsun. Yani ben gurur duyuyorum yani arkamızda böyle bir gücün olması, böyle bir olanağın, imkanın destek vermesine yani teşekkür ediyorum. Sonra kuş yuvadan uçtu. Sayın Murat Okatan Cadde İletişim adı altında. Şimdi cadde ismi de ilginç. Yeri gelmişken onu da sorayım. Yani cadde ismi güzel bir isim. Evet. Seyfettin İnce Caddesi'nin hemen girişinde böyle. Oldukça güzel bir yerde. Şimdi cadde nereden icabetli cadde ya, ismi? Şimdi ben bu Seyfettin İnce Caddesi'ni geleceğin caddesi olaraktan görüyorum. Dalaman'ın merkezi olaraktan görüyorum. Dalaman gelişmekte, büyümekte olan bir şehir. Ve Seyfettin İnce Caddesi de Dalaman'ın gelişmekte olan bir sokağı, mahallesi. Yani ileride burası ana cadde gibi olacak ve caddede de cadde olaraktan da kalalım diyerekten bir cadde iletişim olaraktan koyduk. Hani insan şimdi burası bir teknoloji firması olunca daha teknolojik bir isim bekliyor. Yani de onun için dedim cadde daha şey, daha samimi olur. Farkındalık olsun dedim. Ya şimdi atıyorum buraya bir tekno koysaydık adına bir nasıl diyeyim tekno market gibi bir isimler korsaydık sıradan olurdu. Ama halka mesela bir Selpak. Aslında Selpak peçete. Peçeteyi Selpak demişler. Önüne gelen herkes Selpak diyor. Mesela bir Mikros'a bir markete gittiğinde Selpak ver bana diyor. Yani biz de özdeşelim diyerekten böyle bir isim verdik. Şimdi benim en çok merak ettiğim şu. Biliyorsunuz yaklaşık 1,5 yıldır pandemi dolayısıyla evlerdeyiz. Evet. Öğrencilerimiz evlerde. Yaşamımız değişti, hayatımız değişti. Biz evet. Eskiden çocuklarımıza derdik ki bak aman yarım saat bilgisayara izin veriyorum. Evet. Sana bir saat cep telefonu izin veriyorum sakın ha filan diyorduk. Şimdi tam tersi çocuklara diyoruz ki yani git dersini çalış, bilgisayarın başına otur, cep telefonunu al, ders çalış falan. Evet. Yani nereden nereye, dünyada her şey oluyor. Buradan yola çıkarak şunu merak ediyorum Murat Bey. Son zamanlarda özellikle bu pandemiyle birlikte sizin tüketici alışkanlıklarınızda ürün bazında neler öne çıkıyor? Ne istiyor insanlar? Yani şu anda öne çıkanlarda iyi bir tablet, iyi bir bilgisayar tarzında şeyler isteniliyor yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam abicim, hoş geldiniz. Evet, araya müşteriler geliyor, böyle ara vermek durumunda kalıyoruz. Evet. Bu da hayatın bir parçası tabii. Aynen. Nerede kalmıştık? Çocuklarımızın ihtiyacı olan, evet, bu dönemde özellikle 1,5 yıl içerisindeki en çok talep gören üründe kalmıştık. Onunla ilgili bilgi veriyordunuz. Yani en güzel şu anda talep aldığımız yer tabletlerdir. Okul çağında, okulların engellendiği kısımlarda öğrenciler eğitimden geri kalmaması için
tablet soruyorlar. Bunu akıllı... sıfırda soruyorlar. Evet, ikinci elde soruyorlar. Yani yoğunluk şu anda sıfırın üzerinde. Çünkü ikinci eli pek tavsiye etmiyoruz. Tabii illaki içinde temizleri vardır ama sıfır al geç diyoruz biz. Ama ben şunu da fark ediyorum yani Murat Bey. Biraz özellikle dolardaki bu dalgalanma ve yükselişten dolayı. Biraz da yoğun talepten dolayı biraz fiyatlar sanki biraz olması gerekenin biraz üzerinde gibi sanki. Talep çok olunca. Üzerinde, bu üzerindeliği biz farkındalık yaratmak için her bütçeye göre tablet getirtiyoruz. Değişik yani seçenekler. Değişik seçenekler sunuyoruz. Mesela Alcatel'in markalarımız var. Bunlar da güzel tabletlerdir. Türk ürünleri olduğundan dolayı bunlar pek yaygınlaşmadığından ama güzel ürünler olduğundan bunlar da iş gördüğünden bunları da öne sürüyoruz yani. Değişik yani, fiyat skalalarından da seçenekler sunuyorsunuz. Yani bir Apple'ı herkes alamayabilir bütçeden dolayı. Çünkü bir Apple tablet en kötü şartlarda 6.000-7.000 lira bir telefon parası. Bir askeri ücretle çalışan işçinin 3 maaşı demek. Yani, peki tabletlerden sonra özellikle biliyorsun son zamanlarda YouTube videoları, işte video görsel, TikTok'lar falan, işte yeni nesil özellikle ilgilendi. Görüntü ve video çok öne çıktı. Evet. Biz de ne yapıyoruz işte görüyorsun, görüntülü haber yapıyoruz, görüntülü röportajlar yapıyoruz. Acaba ekran büyüklüklerinde olumlu etkisi oldu mu? Bunun daha büyük ekran mı talep geliyor özellikle telefonlarda falan? Ya telefonlarda dediğim gibi, sizin dediğiniz gibi daha büyük ekranlara 5,5 inç, 6 inç ekranlara daha fazla yaygınlaşma var. Görsellik açısından olsun, nasıl diyeyim, milletin gözüne daha iyi görünsün, tekabül etsin diyerekten. Evet. Öncekten küçük telefonlar... Tabii şimdi WhatsApp var hayatımızda, ondan sonra eskiden ne yapıyorduk? Biz sesli iletişim yapıyorduk şimdi sadece. Hani ben bazen düşünüyorum yani meslek itibariyle bizim iyi bir telefon kullanmamız lazım. Evet. Çünkü iletişim olarak yani dosya alıyoruz, resim alıyoruz hepimiz yani. Yeri geliyor video çekiyorsunuz. Video çekiyoruz, acil bir durumda bir kaza video çekiyoruz. İyi görüntü olması lazım. İyi görüntü, iyi ses kalitesi. Ha, bu ihtiyaçlar olmasa aslında eski telefonlar, en güzel telefonlar en güzel. İletişim kurmak için. Bir de şöyle bir durum var. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin taşıdığımız telefonlarda radyasyon oranı da o kadar da artıyor yani. Tabii. Bir de böyle bir durum da var yani. Yani iyi telefon alıyoruz ama iyi telefon ne kadar iyi olduğunu kimse bilmiyor. Sadece atıyorum bir Apple telefon alınsa... Bir de ben bazen şöyle düşünüyorum Murat Bey. Mesela biz diyelim şimdi 15 bin liralık bir telefon aldık. Telefon şunları yapıyor. Birçok özellikle. Evet. Vatandaşın aslında bunların bazılarına ihtiyacı yok. Yok. Yani sırf artık ona hava olsun diye mi? Yani ne hava bileyim, olsun. Ya da toplumsal statü açısından işte bende şu telefon var falan diye yapmak için mi? Aslında ihtiyacın olmayan birçok programı da kullanmayacağın birçok programa da para yatırıyorsun. Peki aksesuarlarda durum nedir yani? Aksesuarlar ya, ne talep görüyor son zamanlarda? Aksesuarlarda kılıf şu anda yaygın. Çünkü telefondan adam sıkıldı mı telefon değiştirecek güç yok. Telefon değiştireceğine telefonun arkasındaki kılıfı değiştirelim diyor. Telefon yenilenmiş gibi olsun diyor. Bir de değerli bir şey olduğu için koruma... Evet, korumak amacıyla. Kırılmaz cam değişiyor. Bunlardan sonra da şarj aletleri ve dönüştürücüler ön plana geliyor. Artık bilgisayar, laptop vardı öncekten. Laptoplar kalkıyor artık. Her şey telefondan oluyor. Artık adam telefonunu eline alacak, flash belleğini sokacak, içine müzikleri yükleyecek, videoları yükleyecek, dosyaları yükleyecek. Böyle bir çağa girdik. Evet. Artık her şeyi telefondan sağlıyoruz. Dönüştürücüler bu yönde güzel rekabet görüyor. Yani şarj aletleri de ondan sonra geliyor. Ben zaman zaman şunu da duyuyorum. Yani vatandaş olarak soruyorum. Yani bildiğim için değil de. Mesela şarj aleti satıyoruz. Ya şarj aleti yani 100 liralık şarj aleti de var. 30 liralık şarj aleti de var. Evet. Yani bunlar demek orijinal de var, yan sanayisi de var. Yani bu cadde iletişim bu konuda nasıl bir seçenek sunuyor ya, insanlara? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ürünlerimin hepsi kırık, büküp kabloyu koparmadıktan sonra ürünlerimin hepsi değişim garantilidir. Yani kullanıcı hatası olmadığı süre. Kullanıcı hatası olmadığı süre boyunca müşterim ne zaman gelirse gelsin ben bu kabloyu senden aldım bu kablo şarj etmiyor dediği an ben kablonun aynısının yerine birebir değiştirerekten teslim yapıyorum. Bu
bütün ürünler için geçerli. Bütün ürünler için. Yani o zaman sizin demek çalıştığınız firmalarda size bu garantiyi veriyorlar. Evet, tabii biz bu garantiyi almadan burayı açmazdık yani açıkçası. Çünkü biz burada yeni bir mağazayız. 7 aylık, 8 aydır işletme yapan bir mağazayız. Biz bunu öngörü olmamız lazım. Bizim diğer mağazalardan bir farkındalığımız olması lazım. Evet. Yani şimdi bir dışarı çıktığımızda... Aleykümselam, hoş geldiniz abicim. Geçen gün uğramıştım da. Evet abicim. Ekran değişecekti bunu. Neydi abi o? Oppo. A5 2020. Gitti mi gitmedi mi bir soralım abicim hemen. Şimdi tekrar araya müşteriler girdi. Biz müşteriler Allah daha da versin tabii. Amin cümleten hepimizde. Müşteriler giriyor araya. Biz nerede kaldığımızı bazen unutuyoruz böyle. Olur böyle şeyler. Şimdi benim en son merak ettiğim şey şu. Şimdi biz televizyonu alıyoruz. Cep telefonunu alıyoruz. Yani şeyi de alıyoruz. Tableti alıyoruz. Evet. Televizyon gibi işte. Aklım ona gitti. Bunları arıza yapıyor. Şimdi bilindik markalar var biliyorsunuz. Yani ben burada logoları da gördüm. İşte Samsung, iPhone, Huawei, Xiaomi. Şimdi bunlar bilindik markalar. Dünya çapında bilindik markalar. Bunlardan biz bir ürünü aldık. Ya düşürdük camını kırdık. Evet. Ya da şarj kablosunu sokuyoruz. Orada bir sıkıntı var. Bir şarj etmiyor falan. Şimdi burada en büyük eksikliklerden ya da insanların taleplerinden bir tanesi de bunların hem yedek parçasının temini hem de tamir edilmesi. Evet. Şimdi Cadde İletişim ve Murat Okatan bu tamirat ve servis olayının neresinde? Yani merkezinde diyebiliriz. Hem yedek parça bakımından olsun hem de tamirat üzerine olsun. Yani elimizden geldiği en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Ve parça tedariğini de aynı şekilde yapıyoruz. Aynı gün içerisinde arızalı bir ekranı tamiratını yapıp servisinden çıkarıp müşterimize teslim edebiliyoruz. Yani bu potansiyelimiz şimdi, var. Şimdi insanın mesela arabayı bırakıyorsun 3-4 gün evet. Tamir edilsin diyorsun. Yani arabasız idare edebiliyorsun. Evet. Ama şimdi artık çağımızda insanlar yani az önce de bir müşteride o olay oldu. Şimdi 3 gün her yer kapalı. Adam dedi ki ya ben 6'da alabilir miyim bunu dedi. Siz evet. De yardımcı oldunuz. 6'ya yetiştireceksiniz tamiratını işte cam değişimine. Evet. Şimdi 3 gün sokağa çıkma yasağı varken adamın telefonsuz kalması çok da bir zor bir şey yani. Evet. Az önce ben şahit de oldum. Bu anlamda hem uygun fiyat garantisi. Hem garanti. Evet. Hem de sağlıklı iş yapılması. Aynen. Temiz çok iş. Önemli. Benim şuradan anladığım kadarıyla siz de diyorsunuz ki yani ben bulurum. Yaparım. Benim yani adamlarım var derler yani adamlarım var. Evet. Adamlarımızın adamları var. Evet. Parça konusunda da teminat veriyorsunuz. Evet. Garanti açısından da. Peki sizin yapabildiğiniz burada ufak tefek mesela şeyler var mı? Ona mesela kadar. Teknik resim şey teknik servis yönünden mi? Evet. Batarya değişimine falan biz kendimiz ufak çaplı arızaları yapıyoruz. Mesela bir telefon şarjı bitmiştir. Bataryası kısa sürede şarjını bitiriyordur. Hı. Bunun bataryası değişimi olacak. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Ama bir anakart üzerinde, işlemci üzerinde, ekran üzerinde sıkıntı oldu mu bunları ben kendim girmiyorum. Neden? Profesyonel iş olması lazım, işçilik olması lazım. Bilgi en önemlisi, bilgi olması lazım. Bunlardan dolayı bunlar biz ustamız var, ustamıza yönlendiriyoruz. Dalaman'da bu ustalar telefon tamiratı yapan, servis yapan ustalar konusunda Dalaman nasıl bir noktada, iyi miyiz yani ustalarımız? Yani şimdi her usta bir olmaz. Yani bunun telefoncular yanlış anlamasın değerli çalışanlarım. Yani yeterli mi? Yeterliyiz açıkçası yeterliyiz. İyi. Ama herkes de usta olamaz. Bunu da şimdi söyleyeyim bazen yani. Bazen duyuyorum ya bunu işte İstanbul'a göndereceğiz de Ankara'ya evet. Göndereceğiz. İşte 3 gün gider 4 gün gelir evet. Falan diye vatandaşın böyle mağduriyetleri olabiliyor. Dalaman'daki ustalar yeterli diyorsunuz. Yani %80 oranında diyeyim. Anladım. Yani %20'lik çıkamayacağımız her ustan olur. Yani bir ustan değil, her ustanın olur. Bir de siz bu ürünlerin hepsi dövize bağlı ürünler, hepsi ithal ürünler. Evet, hepsi ithal. Az önce de rastladım mesela bir tamirat, bir fiyat konusunda siz hemen anlık fiyat almak zorundayız. Kaldınız. Çünkü dolardaki dalgalanma. Mesela 10 kuruş dolarda 10 kuruş bir artış TL'de nereden baksanız 1 liraya 2 liraya tekabül ediyor. Yani bunu söylemek zor yani müşteriye ama müşteriye fiyatı verirken evet, o anlık fiyatı vermek fiyatı, zorundayız çünkü gerçekten diyorum çok büyük dalgalanmalar oluyor. Bunlar niye dolar üzerinde derlerse de
dediğim gibi yurt dışına bağlıyız. Kendimiz üretmiyoruz. Evet. Kendimiz üretsek TL bazında yaparız ve daha uygun takarız. Ama çok kötü yani. Şimdi Dalaman'ın istikbaldeki en büyük caddelerinden biri olarak olur diye düşünülerek evet. ismi, mağazanın ismi Cadde İletişim'den sizlere seslendik. Cadde İletişim'den. Murat Bey ile biraz cep telefonu sektörüyle ilgili, biraz pandemi dönemiyle ilgili bir fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuşmamız sırasında zaman zaman müşteriler geldi gitti. Kesinti yaptık, kusura oldu. Bakmayın. Hayatın bir parçası. Keşke biz çekim yapamasak da müşteri gelse gitse, keşke iş olsa. Ben kendilerine bize vakit ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Umarım Cadde İletişim'i yeterince tanıtmışızdır. Bu bağlamda telefon sektörüyle ilgili, parça sektörüyle, tamirat ve servis sektörüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Ben son olarak Murat Bey'e genelde telefon kullanıcılarına, özellikle de Dalaman'daki müşterilerine bir mesajı varsa onu rica edeceğim. En büyük mesaj ne olabilir? Yani sağlıklı olalım, huzurlu olalım, hastalığı atlatalım, telefon ikinci sırada kalsın. Şu anda pandemi döneminde. Benim verebileceğim dilek biz bu olabilir. Biz mesafeli olduk zaten biraz. Aynen. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, iş dünyasının bu cumartesi konuğu, yani cumartesi yayınlanacak olan konuğu Cadde İletişim'den Murat Okatan'dı. Kendisinin de söylediği gibi bütün mal mülk hepsi bir yana, telefonlar bir yana, önce sağlık, önce sağlığımız. Onun için temizlik, maske ve hijyene dikkat edelim. Bir dahaki yayında buluşmak üzere, yeni bir iş yerimizde buluşmak üzere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. İyi günler.